arkadaşlar. Ben Bahadır Aydınoğlu. Bu videoda sizlere Keil Microvision ile yeni proje oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle Project sekmesinden New Microvision Project kısmına geliyoruz. Burada ben tabii ki Keil'in içerisinde bir klasör oluşturuyorum. İlk projemiz Blink olacak. Blink klasörünün içerisinde Link isimli projemi oluşturuyorum. Kaydete bastım. Bizim kullandığımız karttaki mikro denetleyici STM32F100RB. STM32F100'e gelip RB'yi seçiyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfadan ARM mimarisinin özelliklerini kullanabilmek için Genesis içerisindeki Core ve DSP kütüphanelerini ekliyoruz. Bu kısımda direkt kütüphaneleri projeye aktarabiliyoruz. Bundan sonra da Device'a gelip, Device sekmesine, Startup ki Android programcılarla çok kez duymuşsunuzdur. Başlangıç kısmı, başlangıçla alakalı bir kütüphane. Ve en önemli kısım STD Perip Drivers. Buradan da şu an itibariyle Framework zaten kesinlikle olacak. GPIO Framework ile çalışıyor. GPIO yani genel amaçlı giriş ve çıkış kütüphanesi. Ve de bu da RCC'ye, Reset and Clock Control ile bağlı olarak çalışıyor yani GPIO kütüphanesi. Bunu seçtikten sonra OK'ye basıyoruz ve projemiz hazır oluyor. Proje bir ana sayfa eklememiz gerekiyor. Source gruba geliyoruz ve Add New Item to Group diyoruz. Buraya bir C dosyası ekleyeceğiz. Klasik olarak bu dosyanın adı main olsun. Ekledik ve artık main dosyamız hazır. Başlangıç olarak kütüphanemizi ekliyoruz. STM32F10X.h header dosyamızı ekledik. Ana kalıbı int main. Bu şekilde. Yani kodlarımızı integer main isimli fonksiyon içerisinde yazacağız. İçi boş fonksiyon içerisinde. Size pack installer'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi yükleniyor bütün dosyalar. Bu sol taraf zaten size yüklü bir şekilde gelir. Mühim olan sağ taraf. Siz proje oluşturduktan sonra device specific'in içerisinden 1.0.5 numaralı C compiler kütüphanelerinin yüklü olduğundan emin olun. Eğer benim yazdığım kodların çalışmasını istiyorsanız bu numaralı compiler'ın yüklenmiş olması gerekiyor. Şimdi diğer ayarlara geçmek istiyorum sizinle. Options for Target'a geliyoruz. Buradan kullandığımız kartın kristal frekansını gireceğiz. 12 girilmiş ama 8 bizim kartımızdaki kristal frekansı. Daha sonra C++ kısmına geliyoruz. Buraya bazı kütüphanelerin, bazı kullanacağımız özelliklerin önceden girildiği yer. Nasıl ki mesela Ferip Driver kullanacağız biz. Girdi çıktı vesaire için. O yüzden buraya use std ferip altı driver yazıyorum. Daha sonra hangi işlemciyi kullanacağız? STM32F10X100RB'yi için yazdık bunda. Ve de HC value, bu da kristal hızımız 8 milyon, yani 8 MHz. Bunu yazdıktan sonra projemizin klasörünü seçmemiz gerekiyor. Yani kütüphaneleri zaten otomatikman buraya atıyor ama Blink'i seçtim ben, klasörü. Projemizin klasörünü seçmemiz yeterli burada. Buradan sonra da Utilities'e geliyoruz.
Utilities'e geldikten sonra use debug driver'ı kaldırıyoruz arkadaşlar. Ve buradan ST-Link debugger'ı seçiyoruz. ST-Link debugger'ı seçtikten sonra settings'e giriyoruz. Ve buradan öncelikle flash download'da reset and run seçeneğini seçiyoruz. Buraya bir tık atıyoruz. Bu program yüklendikten sonra reset atıp tekrar çalıştırma işini görecek. Yani o şekilde söylüyoruz. Ve daha sonra debug kısmına geliyoruz. Şayet kartınız bilgisayara bağlı değilse burada hiçbir şey görmemeniz normaldir. Taktıktan sonra burada işlemcinizi göreceğinizden emin olun. Unit ST-Link portu SV seçiyoruz. Clock frekansı 4 MHz. Normalde 1.8 falan da gözüküyor burası. 4 gireceğim ben. Bilmiyorum yani 8 giriliyor muydu burada. Tamam'a diyoruz. Tamam diyoruz. Ve bir deneyelim bakalım. Yani bu şekilde yükleme yapabiliyor muyuz? Bir warning çıktı. Son satırdan sonra bir boşluk bırakmamızı istiyor. İki tane bırakalım. Evet. Sıfır error, sıfır warning. Ve şimdi yüklüyoruz. Ve yükleme tamamlandı. Bir sonraki videoda bu projenin içerisinde LED yakıp söndüreceğiz. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.